Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Meydanı'ndayız. Gölbaşı Meydan'dan size son durumları aktarmaya çalışacağım. Malumunuz 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden oldukça etkilenmişti bizim Gölbaşı ilçemiz. Tabi 2 gündür aralıksız devam eden yağmurlar sonrasında dün gece itibariyle de sel meydana geldi. Hem Adıyaman'ı hem Şanlıurfa'yı sel vurdu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde de sel felaketinden dolayı bir konteyner sel sularına kapıldı ve bir kişi ölü, 4 kişi ise kayıp. Gölbaşı da yine Tut ilçesine 32 kilometre mesafede uzaklıkta bulunan bir ilçe. Burası da yine sel sularından ciddi manada etkilenmiş bir yer. Şimdi ben hemen size Gölbaşı Meydan'dan son durumları aktarmaya çalışacağım. Mahalle aralarını dolaşmaya çalışıyoruz. Mahalle aralarında sel baskınları bazı mahallelerde meydana gelmiş durumda. Bazı çadırlar sel sularından etkilenmiş durumda. Hemen şimdi size Gölbaşı'nın meydanını şöyle bir göstermeye çalışayım. Buralarda binalar vardı. Binalar yıkılmıştı tabii. Binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Bu taraf belediyeye doğru giden sokak. Buradaki binalar da yine yıkılmış durumda. Şimdi ben size Hürriyet Mahallesi'nden gelip Gölbaşı Gölü'ne doğru akan dereyi göstereceğim. Şu taraftan göstereyim. Evet, burası çarşıya doğru giden yol. Buradaki binalar da tamamen yıkılmış durumda. Şimdi buralarda bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir taraftan da su borularının yenilenmesi ve tadilatı yapılıyordu. Gördüğünüz gibi şehrin içme suyunu sağlayan su boruları tamir ediliyor. Tabii burada yayın yapmak zor, çekim yapmak zor. Gördüğünüz gibi dere bu şekilde akıyor. Henüz taşmış değil ama ilerleyen saatlerde ne olacağı belli değil. Kamerada ne kadar belli olur bilemiyorum ama ileride derenin içerisinde çalışan bir kepçeyi görüyorum. Muhtemelen dere tıkanmasın diye, suyun akışı kesilmesin diye derenin temizlenme çalışmaları yapılıyor. Evet, burada bir tane motosiklet bu halde. Ben hemen o çalışmaya doğru bir gidip size göstermek istiyorum. Gece boyunca yağmur aralıksız bir şekilde devam etti. Çadır içerisinde uyumak gerçekten zor. Tabii en önemlisi çadırı su basıyor. Su baskınları var. Şiddetli yağan yağmur neticesinde de çadır içerisinde uyumak biraz zorlaşıyor. Tabii burada gördüğünüz gibi böyle bir çukur oluşmuş durumda depremden dolayı. Evet, bir taraftan yıkımlar ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da tabii sel vurdu. Yani 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Gölbaşı ilçesi bu depremden ciddi manada etkilenmişti.
şimdi de 14 ve 15 Mart itibariyle de selden etkilenmiş durumda. Burayı ben anlatmıştım, benim çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm bina yıkılmıştı. Şimdi ileride evet iş makinesi çalışıyor, görüyorsunuz. Derenin taşma ihtimaline karşı temizlik çalışmaları yapılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü su seviyesi köprünün hemen üzerine yaklaşmış durumda. Olası bir köprünün kapanması ihtimali sonrası burada taşkınlar meydana gelebilir. Zaten depremden dolayı derenin duvarları, istinat duvarları bu şekilde yıkılmış durumda. Hemen şimdi o çalışmayı da yerinde inceleyelim. Bir taraftan yağmur hala devam ediyor. Rüzgar da var. Evet, burada dere neredeyse taşmak üzereymiş. Görevliler gelmişler burayı. Derenin kapanma veya tıkanma ihtimaline karşı temizlemeye çalışıyorlar. Depremden dolayı yan yatan binaları da görüyorsunuz bu arada. Evet. Şansımıza Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a denk geldik. Evet, burası Hürriyet Mahallesi'nden gelip Gölbaşı Gölü'ne devam eden dere. Bu derede belediye ekipleri, görevliler derenin tıkanma ihtimaline karşı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şuradaki depremin boyutunu gözler önüne seren şu yıkımları hemen size göstereyim. Belediye başkanının yanına gidip bilgi almaya çalışacağım. Belediye başkanımıza da denk geldik. Evet, geçmiş olsun. Kısa bir bilgi vermek ister miyiz? Hemen şey yapayım. Şimdi Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. 15 Mart Çarşamba günü Gölbaşı Meydan'dan başlayıp dere istikameti boyunca gitmiştim. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la denk geldik. Kendisinden hemen son sel durumu ile ilgili son gelişmeleri almaya çalışacağım ben. Başkan, size zahmet bunu tutma şansınız var mı? Evet. Şu an çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, dünden beri gece saat 3'ten beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmek. Aman gitme. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sel felaketine karşı 4 tane deremiz var ilçemizden geçen. Bu derelerin ıslahlarını ile uğraşıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şu anda çok şükür selle ilgili bir durumumuz yok. Tabii çadırları su filan bastı ama sel felaketiyle ilgili önlemlerimizi aldık. Gece 3'ten beri tüm personelimiz sahada şu anda çalışmalarını sürdürmekte. İnşallah bir sel felaketine maruz kalmadan atlatacağımızı düşünüyoruz. Tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sağ olsunlar. İskender Bey, Gölbaşı'nda sel felaketinden dolayı herhangi bir ölü var mı? Yok. Bizde sel olmadı zaten. Gece 3'ten beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Çadırları tabii ki sular bastı yani çadırları ama o mağduriyetler de bir taraftan ekiplerimiz tarafından giderilmekte. Çok şükür şu ana kadar selle ilgili bir zayiatımız yok yani. O zaman Adıyaman Gölbaşı ilçesinde sel felaketi olmadı ama şiddetli yağış. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Evet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la birlikteydik. Şehirdeki son durumlar hakkında da bilgi aldık. Gölbaşı'nda sel felaketi yok ama şiddetli yağış devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçte önümüzdeki saatlerde ne olacağı konusunda şu an tabii bir öngörüde bulunamıyoruz ama Adıyaman merkezi ve Şanlıurfa'yı sel vurmuş durumda. Şu anda da iş makineleri çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi evet, depremden etkilenen evler, yıkılmış evler bir taraftan, bir taraftan da şiddetli yağmur var. Umarım Gölbaşı bir de selle mücadele etmek durumunda kalmaz. Şimdi ben buradan hemen tekrardan meydana doğru devam edeyim. Meydana doğru devam edip izlenimlerimi size aktarmaya devam edeceğim. Evet, şimdi hemen bir özet geçeyim. Gölbaşı ilçesini sel vurmadı ama şiddetli yağış devam ediyor. Şiddetli yağıştan dolayı tabii çadırda yaşayan vatandaşlar zorluk çekiyor. Evet, burada bir ev yıkılmış durumda, eski bir ev. Tabii kanal boyunca meydana doğru devam ediyorum ben. Burada bir taraftan deprem, bir taraftan yağmur. Biz de zaten gördüğünüz gibi çizmelerimizle zor şartlar altında, bir taraftan da elimizde şemsiye, sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Hemen durumları anlatmaya çalışıyorum. Onur kardeşimiz burada. Onur'a da bir selam verelim. Onur, çok geçmiş olsun. Tamam, Onur işitmede problem yaşıyor maalesef. Geçmiş olsun. Yol başında son durumlar bu şekilde. Başkanın söylediği üzere Gölbaşı ilçesinde 4 tane dere mevcut. Bu derelerin ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu karşıda gördüğünüz evler depremden sonra iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu yıkılmış olan köşe başındaki ev benim 4 yaşından itibaren taşındığımız, büyüdüğüm ve üniversiteye kadar yaşadığım evdi. Bu evde yıkılmış oldu. Şimdi buradan çıkıp biraz daha çadırları dolaşıp sonrasında konteyner kente gitmeyi düşünüyorum. Konteyner kentte, konteynerde insanlar geceyi nasıl geçirdi? Bir de son durumu onlardan öğrenelim. Bu dere Hürriyet Mahallesi'nden başlıyor. Gölbaşı Meydan'dan geçiyor. Sonra yeni mahalle boyunca böyle aşağıda Gölbaşı Gölü'ne kadar giden bir dere. Tabii bu derenin tıkanması demek özellikle yeni mahalleyi, Hürriyet Mahallesi'ni yağmur sularının vurması demek. O yüzden bu dere çok önemli. Bu sebeple de iş makineleri zaten derede herhangi bir tıkanma ihtimaline karşı çalışma yürütüyorlar. Dereyi temizlemeye çalışıyorlar. Tabii depremin boyutunu da bir taraftan görüyorsunuz. Yollar tamamen harap olmuş durumda. Binalar yıkılmış durumda. Bu sefer şuradan gideyim. Hem yıkılmış binaları da sizlere göstereyim. Bu sokak da yine depremden en çok etkilenen sokaklardan bir tanesiydi. Bunlar depremde yıkılan binalar. Bildiğim kadarıyla bu binada da çok sayıda vefat eden vatandaşımız var. Maalesef içlerinden tanıdıklarımız da var. Evet.
Yani dün Adıyaman'a gittim. Yani Adıyaman'da tamamen hayalet şehre dönmüş durumda. Gölbaşı da hakeza öyle. Evet, bu bina da böyle. Hemen şurada enkazın üzerinden çıkıp meydana doğru gitmeye çalışayım. Maalesef son durum bu şekilde. Evet, buradan meydana doğru gidiyoruz. Bir taraftan deprem, bir taraftan sel hayatı ciddi manada olumsuz etkilemiş durumda. Binalar yıkılmış, iş yerleri yıkılmış. Hayat tamamen durmuş durumda. Enkazların arasında sizlere bilgi vermeye, son durumları anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki bir bina da ilk depremde tamamen yıkılmıştı. Maalesef bu deprem olayı bizim böyle oturup düşünüp bazı şeylerin muhasebesini yapmamızı gerektiriyor. Hep diyorum, daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Bir zamanlar rezidanslarla 3+1, 4+1 evlerle doymayan nefsimizi şimdi bir göz çadırlarda doyurmaya, terbiye etmeye çalışıyoruz. Bu da bizlere depremin verdiği, doğal felaketlerin verdiği en büyük derslerden bir tanesi. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinin meydanı. Meydanda şu an hayat tamamen durmuş. Yok yani, hayat yok daha doğrusu. Sadece iş makineleri var. Enkazları yıkmaya çalışıyor. Enkazları toplayıp şehir dışına doğru götürmeye çalışıyorlar. Evet, son durum bu şekilde.